Adalet akıldan doğar ama iyilik bilgelikten gelir diye güzel bir sözle merhabalar sevgili gençler. Bugün sizleri Acil Matematik 11. Sınıf Soru Bankası'nın fonksiyon uygulamaları ile ilgili birinci ünite testini çözeceğim. Arkadaşlar bu testi çözmeden önce kısa size bir özet yapmak istiyorum. Fonksiyon uygulamaları ile ilgili bir özet yapacağım gençler. Şimdi benim parabol dediğim şey nedir? Bir ondan öncelikle bahsetmek istiyorum. Benim parabolüm fx eşittir ax kare artı bx artı c ikinci dereceden fonksiyonunun grafiğidir gençler. Şimdi ben burada kabataslak bir çizim yapıyorum. Öylesine bir çizim. Tamam mıyız? Burada kabataslak bir çizim yaptım. Şimdi buradaki şu x karenin kas sayısı eğer sıfırdan büyükse arkadaşlar benim parabolümün kolları yukarı doğru olacak. Dedim anlaşıldı. Bakın burada a sıfırdan büyük olduğu için bunun kolları yukarı doğru. Eğer a sıfırdan küçükse gençler benim parabolümün kolları aşağı doğru olacak. Bakın burada a sıfırdan küçük olduğu için parabolün kolları ne oldu? Aşağı doğru oldu. Şimdi arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Şu c noktasını görüyorsunuz. C'yi görüyorsunuz daha doğrusu. Ax kare artı bx artı c var ya burada. X'in olmadığı. İşte o her zaman y ekseni kestiği nokta. Çünkü ben burada x'e 0 değerini verirsem y değeri c oluyor. Ondan dolayı arkadaşlar. Bunları iyice kafalarımıza yazalım. Şimdi bu parabolde arkadaşlar bir de şurası var. Bakın. Şurada bir r var. Buradaki r x eşittir. R simetri ekseninin de belirtir. Bakın şurada tam bu ortada şu iki tane noktayı görüyorsunuz. Kestiği noktaları x ekseni kesti noktaların tam ortasından geçen bir doğru var. Ben bunu ne diyormuşum? X eşittir r simetri ekseni. Arkadaşlar bunun formülü eksi b bölü 2a. Herkes kafasına yazsın bunu. Şimdi çocuğum aynı zamandaki buradaki r benim tepe noktamın da apsisidir. Bakın şurada bir tepe noktası var. T diyorum. Bunun apsisi r. Ordinatı k. Şurası da k. Peki. Dikkat edin arkadaşlar. Burada bu fonksiyonu aldığı en küçük değer k değeridir. Durum anlaşılıyor mu? En küçük değer. Fonksiyonun aldığı değer dediği zaman arkadaşlar siz y değerleri anlayacaksınız. Bunu unutmayın. Her zaman fx eşittir y'dir. Bunlar iyice kafanıza yazılsın. Bu bilgileri lütfen tam olarak kafalarınıza yazın arkadaşlar. Şimdi bunun için bunu söyledim. Aynı şeyler buralar içine geçer. Şimdi buradan başlatmıyor arkadaşlar. Buraya bakarsanız bir de şunu söylerim. Burada bu fonksiyonu iki tane noktada kesiyor. Yani x ekseni pardon yanlış ifade etmeyeyim. X ekseni görüyorsunuz. Benim parabolüm x ekseni iki tane noktada kesiyor. Bakın şu noktalar. Şu iki nokta. İşte bu iki noktada kestiği için bu fx'in deltası sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Eğer, bakın şimdi bunların hepsini bir arada bir göstereyim. Bakın iki noktada kesti. Deltası büyüktür sıfır. Orası biraz karışık göründü gözüme. O yüzden burada yazıyorum. Böyleyken bu şekilde. Arkadaşlar teğet olabilir. Teğet ise eğer delta eşittir sıfır. Eğer kesmiyorsa delta küçüktür sıfır. Bunu da yazdım buraya. Şimdi bundan sonra başka ne söyleyelim arkadaşlar? Tabii kollar aşağı doğru olsa da aynı şey geçerli. Bunları kafalarımıza yazıyoruz dediğim gibi. Bir de şu parabolün denklemi yani fonksiyonun ikinci dereceden fonksiyonun denklemini nasıl yazacağız? Bir de ondan biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir tanesini yazdım ben size. Ax kare artı bx artı c. Bunun aynısını bu aynı zamanda y'ye eşit aynısını bir de şöyle gösterebilirim. Düzenleyerek a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Dikkat et buradaki r ile k neydi? Tepe noktasının apsisi ve ordinatıydı. Bunları kafalarınıza yazın ha, mutlaka. Mutlaka bunların hepsini bileceksiniz soruları çözebilmeniz için. Bir de ben bu aynı denklemi şöyle düzenleyebilirim. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Yavrum şimdi buradaki x1 ile x2 dediği şey bakın şu kestiği noktalar var ya. Yani x ekseni kestiği noktalar yani şu ifadenin kökleridir gençler. Yani şu ifade dediğim şey nedir? Y eşittir fx ax kare artı bx artı c var ya. O onun neyidir? Kökleridir. Ben orada y'ye 0 değerini verirsem orada bir denklem oluşacaktır. İkinci dereceden denklem ve onun y eksenini, x eksenini affedersiniz. X eksenini kestiği noktaları da bu şekilde bulmuş olacağım. Formüllerim bunlar arkadaşlar. Başka da şu anda bir şey aklıma gelmiyor söylemem gereken. Gerekirse arkadaşlar soruları çözerken ben size yine belirteceğim neyin ne olduğunu. Birinci sorumuza başlayalım. Fx eşittir. Bu arada ben yine söyleyeyim ben OBS kullanıyorum arkadaşlar. OBS'de bu en üst satırı almıyor. O yüzden bunları yazacağım ben. En üst satırları. Fx eşittir ax kare. Fonksiyonun grafiğinde a sıfırdan büyükse parabolün kolları yukarı doğrudur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz önce ben ne dedim size? X karenin dedim kat sayısı sıfırdan büyükse parabolün kolları yukarı doğru. Sıfırdan küçükse parabolün kolları nedir? Aşağı doğru. Yukarı doğru olduğu için
Yukarı doğru dediği için bu doğru. A sıfırdan küçükken de biraz önce dedim kolar aşağı doğru. Bu da doğru. Şimdi mutlak değer A büyüdükçe kolar eksenine yaklaşır. Arkadaşlar bu böyledir gerçekten de. Ben bununla ilgili de soru çözdüm. Orijinal matematiğin parabol ilk denklem ilk videosunda var arkadaşlar. Oraya bir bakın. Orada tam açıklıyorum da. Şimdi benim y eşittir x kareyi bunu tanıyacaksınız arkadaşlar. Y eşittir x kareyi herkes tanıyacak. X karenin katsayısı büyüdükçe gençler bu parabolün kolları ne oluyordur? Yaklaşıyor. Nereye? Y ekseni. Yani zayıflıyor gençler. Bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela burası ne olsun? Y eşittir 2x kareyi çizecek olsam bu şekilde. Y eşittir 3x kareyi çizecek olsam arkadaşlar şöyle. Dediğim gibi bunları o parabol orijinal matematiğin ilk videosunda var arkadaşlar. Parabol soru çözümü 1 diye yazmıştım galiba. Orada bir sorunun üzerine tam açıkladım burada. Değerler vererek gösterdim. Oradan bakabilirsiniz gençler. Yani şu ifade ne oldu? Doğru bir ifade oldu. Yanıtım, aradığım yanıt E şıkkı gençler. Hemen ne yapıyorum? İkinci soruma geçiyorum. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Fx küçüktür. Sıfır eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı nedir? Yavrum, ben her zaman ne diyorum? Zaten burada da söylemiş. Y eşittir fx diyorum. Yani şu y'deki şeyler, değer, yani y'deki karşılıklar daha doğrusu benim fx değerlerim. Bana diyor ki fx'ler yani y'ler diyor sıfırdan küçük olacak diyor. Bak şurası fonksiyonun sıfırdan küçük değerler aldığı yerler. X eksenin altında kalan yerler arkadaşlar. Bakın yine bunlar da aynı şekilde. Bunlar ne? X ekseninin altında kalan yerler ve buralarda sıfırdan küçük değerler alıyor. Kim? Y eşittir fx. Durumu anlaşıldı. Şimdi eşittir sıfır dememiş. Dikkat edin burada. Küçük sıfır olmasını istemiş. Yavrucuğum dolayısıyla bakın eksi 6'yı almayacağım. Ama ne var o arada? Eksi 5 var. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1'i de almayacağım arkadaşlar. Çünkü eksi 1 de ne yapıyor? Kesiyor. Bakın bu tam kesim noktası. Görüyorsunuz. Bakın burada 3 ile 5 de kesim noktası. Onları almayacağım. Onların arasında kim var? Artı 4 var. Şu 4'lere bay bay dedim. Aradığım yanıt eksi 10 oldu. Bu da Adana. Hemen 3. soruma bakıyorum. Bakalım ne demiş bana. Şöyle y fx eşittir diyor. X kare eksi 2x artı 8 fonksiyonunun eksi 2 artı 3 aralığında ortalama değişim hızı kaçtır? Arkadaşlar ortalama değişim hızı kafalarınıza yazın. Değişim hızı herkes yazsın. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Kafalarınıza yazın. Herkes yazsın. X'lerin farkı. Şimdi sevgili gençler benim buradaki y dediği şey bakın buradaki 3'ü görüyorsunuz. Burada ne var? Eksi 2 var. İlk y f3. Çünkü her zaman fx eşittir y ya bak unutma. Her zaman fx eşittir neydi? Y. Peki bak öncesi ne varmış? F3. Bölü diyeceğim. Sonra da ne var? F eksi 2 var. Şimdi x'lerin farkı. Önce 3'ü yazmıştım ben. 3 eksi eksi 2. Durumu anlaşıldı herhalde arkadaşlar. Hemen f3'ü hesaplayalım. Çok basit. Burada x gördüğüm yere ne yazacağım? Yani şu fonksiyonda x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? 3 yazacağım. 3'ün karesi nedir? 9'dur. Eksi 2 çarpı 3 artı 8. Parantezimi açtım. Şimdi x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum arkadaşlar. F eksi 2 hesaplıyorum. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 2 ile çarparsam yine artı 4. Burada bir de ne var? Artı 8 var. Burası ne oldu arkadaşlar? Aşağısı da 5 oldu. Şimdi rengimi kırmızı yapayım. Gençler şurada ben göstereyim bunu. Bir kere şurası. Hatta hiç toplamadan göstereceğim. Bak eksi 4, eksi 8. Neden? Şu eksi 8 ile artı 8'in gittiğini şöyle bir işaretleyeyim dedim. Burası yine ne oldu? Eksi 8 oldu. 9'dan eksi 8'i çıkartırsam gençler ne olacaktır? 1 olacaktır. Bir de şurada 2 kere 3, 6 var. 6 var. 5 diye düşündüm. Oraya 5'i yazdım. Ama 6. Burası 5 oldu. Dolayısıyla eksi 5 bölü 5. İnşallah görünüyordur orası da. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 oldu. Yani Bursa. Hemen ne yapıyorum? Dördüncü soruma geçiyorum. Bakalım ne varmış? Diyor ki A sıfırdan farklı. Bak bu önemli. Çünkü eğer A sıfırdan farklı olmazsa, sıfır olursa daha doğrusu arkadaşlar. Benim bu fonksiyonum yani bu parabolden bahsediyor burada. Bu ne olmaz arkadaşlar? İkinci dereceden olmaz. Yani parabol belirtmez. Parabol belirtmez. A farklı sıfır. A, B, C birer reel sayı olmak üzere diyor. Bak şu parabolü vermiş. Bana önermeler vermiş arkadaşlar. Daima doğrudur diyor. Şimdi parabolün simetri ekseni x eşittir eksi b bölü 2a. Ben size bunu söylemiştim. O en baştaki konu anlatımında parabollerin hepsinin arkadaşlar simetri eksenleri tam şu ortadaki tam ortadan geçen doğru.
Tam ortadan geçen doğru da x eşittir r doğrusudur. R de eksi b bölü 2a'dır. Yani 1 doğru. Dur rengimi değiştireyim, mavi yapayım. 1'e ne attım? Tikimi attım. Parabol y ekseni c noktasına keser. Bu da doğru. Ben söyledim. Bunu da söyledim size. Değil mi? Bilmeniz lazım. Sonra diyor ki parabol x ekseni 2 noktada keser. Arkadaşlar kes edebilir, kesmeyebilir. Çünkü biz bunun deltasıyla ilgili. Delta neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. Bununla ilgili yorum yapamayız. Çünkü burada b'nin ne tarafta olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ben bunu böyle kaba taslak kendim çizdim. Benim buradaki b bu tarafta olabilir. Veya a'sı sıfırdan küçük olup aşağı doğru kolları olabilir. Hepsi olabilir. Buradaki benim çizimim nedir? Kaba taslak bir çizimdir. Dolayısıyla bunların işaretlerini tam bilmediğim için, A'nın ve B'nin. B gerçi etkilemez de arkadaşlar, A'nın işaretini bilmem lazım. A ve C'nin işaretini bilmem lazım. Tam olarak bilmediğim için ne diyorum? Kesin bir şey söyleyemem. Kesinlik yok. Neyle ilgili? Şu 3 ile ilgili kesinlik yok arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla 1 ile 2'ye kesin dedim ben. Ama 3 için bir şey söylemedim. Ay bir dakika, bir de bunu yuvarlak içine mi aldım? Bu yok. Gençler bu yok. Bu yuvarlak yok. 1 ile 2 var. 1 ile 2 nerede? 1 ile 2 C şıkkı. Hemen işaretledim. 5'te fx eşittir diyor. 2x kare eksi 13x artı 6 fonksiyonunun eksenleri kestiği noktalar diyor arkadaşlar. X1, X2 ve C'dir diyor. Buna göre X1 artı X2 artı C nedir? Yavrum şimdi eksenleri kestiği noktalar demek benim bu denklemin, şimdi ben bunu eğer hani eksenleri kesim noktaları bulmak için x'e 0 değerini veriyorum ya, hatta tam bir göstereyim size arkadaşlar. Şimdi bak bu kaba taslak çizimi tam olarak bilmiyorum gerçekten. Şu anda tam bilmiyorum. Yok bu ama tamamen yanlış oldu. Çünkü burada c 0'dan büyük olmalı. A da 0'dan büyük olduğu için bu tamamen yanlış oldu. Şöyle çizmeyeyim. Şöyle çizeyim yine. Ama buradaki r de önemli. R'nin ne tarafta olduğu? R'miz de artı tarafta. Doğru aslında bu şekilde arkadaşlar. Kaba taslak bakarsam. Nereden yorumladım onu da? Şu tepe noktası r eşittir eksi b bölü 2a ya. Bakın burada eksi b bölü 2a. Yani pozitif olması lazım. Kaba taslak böyle. Şimdi her zaman arkadaşlar x eksenini kestiği yerler x1, x2. Bunları da bulurken ben burada y'ye 0 değerini veriyorum. Y'ye 0 değerini verirsem, fx her zaman da y ya, bunu unutmuyorum. 2x kare eksi 13x artı 6 eşittir 0 denkleminin kökleri bana lazım. Yavrum şimdi ben bu köklerin bana neyini sormuş? Toplamını sormuş. Bak dikkat et. Kökler toplamı neydi? Formülü hatırla. Eksi b bölü a. Kökler toplamı neydi? Ax kare artı bx artı c formatındaki bir denklemde, ikinci dereceden denklemde. Ay gene yazayım ya. Vallahi yazmayınca içime sinmiyor. Bx artı c ikinci dereceden denkleminde kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Bunu hatırlıyorum. Peki o zaman burada a yerine kim gelmiş? Bu gelmiş. B yerine eksi 13 gelmiş. Peki o zaman ben kökler toplamının ne olacağını söylüyorum. Eksi b bölü a'dan eksi 13 bölü 2, yani 13 bölü 2 süper zekalarım, canlarım. C neydi? C her zaman şuraydı. Yani y ekseni kestiği nokta. Ben burada x'e 0 değerini verirsem c'yi zaten bulurum. Bakın şu denklemi görüyorsunuz. Y ekseni kestiği noktayı bulmak için ben ne yapacağım? X'e 0 vereceğim. X'e ben 0 verirsem süper zekalarım, benim buradaki y değerim ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani c 6. Bu da c. Tamam. Yani bunların ikisini topla demişti bana. Yeşile geçeyim bu sefer de. 13 bölü 2 ile 13 bölü 2 ile bu x1 artı x2 arkadaşlar c'yi, ay bu 13 ne biçim bu 13 oldu ya, dur düzelteyim. Heh. Bu neydi? 6. Toplarsam 25 bölü 2 diye bulmuş oldum süper zekalarım. Hemen ne yapıyorum? Diğer soruma geçiyorum. Altın soruya geçtim. Ne diyor? Fx eşittir eksi 3 x artı 1'in karesi eksi 4. Tanıdın mı? Lütfen tanı. Bak şimdi ben sana en başta o hani şeyleri yazdım ya, denklemleri. Bu hangisine benziyor? Tam kareye böyle benzeterek bir tane denklem vermiştim. Şu anda söyle, herkes söylesin. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k denklemine benziyor. Çok basit yavrucuğum, çok basit. Bana tepe noktasının koordinatlarını sormuş. Tepe noktası r virgül k'ydı. O zaman r yerine kim gelmiş süper zekalarım? Eksi 1 gelmiş. Bakın şunlara, dur kırmızıya göstereyim. Bak şunları görüyor musun? R yerine eksi 1 gelmiş. K yerine ne gelmiş arkadaşlar? T'yi şöyle yazıyorum. Eksi 4 gelmiş. Yani eksi 1 ile eksi 4'ün olduğu D şıkkı oldu. Bu da bitti. Hemen ne yapıyorum? 7'in soruma geçiyorum. Bakın bir parabol vermiş. Görüyorsunuz. Fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Yavrum ilk bakar bakmaz. Bak bir kere kesin söyleyeceğiniz şey. Bunun iki noktada kesmiş, görüyor musunuz? İki noktada kesmiş. Bunun deltası sıfırdan büyüktür. Yani b kare eksi 4ac büyük sıfır. Bakın b kare büyüktür 4ac. Al sana a şıkkı doğru.
Bu yanlış değil yani, doğru. Gerçi onu da hiç yapmamıza gerek yokmuş. Ben bunu attım ama atmasak da olurmuş. B kare eksi 4 ac büyüktür 0 demem yeterli. Tamam, şimdi şuna bakalım. Eksi b bölü 2 a diyor. Eksi b bölü 2 a nedir sevgili gençler? Şu benim tepe noktamın apsisidir. R'si neydi? Eksi b bölü 2 a'ydı. Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz bu pozitif tarafta. Dolayısıyla bu da sıfırdan nedir? Büyüktür. Yani bu da doğru bir ifade. A sıfırdan küçüktür diyor çocuğum. Yani o kadar ki basit ha. X karenin katsayısı sıfırdan küçükse kollar aşağı, büyükse kollar yukarı. Küçük dediği için bu ne oldu? Doğru bir ifade oldu. B sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi bunu bir değerlendirelim gençler. Bizim B'miz, bakın B ile ilgili yorumu arkadaşlar şu R'den yapabilirsiniz. Başka yerden olmaz. Nereden yapıyormuşum B ile ilgili yorumu? R'den. R eşittir. Eksi B bölü 2A ya. Bakın benim buradaki R'nin işaretini ben biliyorum. Neydi? Artıydı. Şurada eksi geliyor. Bakın B'yi yazdım. 2A. A'mız da neydi? Negatif. A da negatif. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı ne olacak? Artı olacak arkadaşlar. Bu durumda B'nin ne olması gerekir? Mutlaka artı olması lazım. Yani bizim B'miz sıfırdan büyük olmalı. Ama burada sıfırdan küçük demiş. O yüzden bu yanlış. Bu da gitti. Şu E'yi de bir kontrol edelim yine gençler. Çünkü bir yorum yapalım, görmüş olun. Şimdi benim buradaki C değerim şurası arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası benim neyim? C değerim. C bölü A diyor. Benim C burada nedir arkadaşlar? Pozitiftir. A'mız da negatiftir. Dolayısıyla bu nedir? Sıfırdan küçüktür. Bu da doğru. Peki hemen ne yapıyorum şimdi de? 8'e geçiyorum. 8'e de bana diyor ki aşağıdaki grafiği verilen parabolün denklem aşağıdakilerin hangisidir? Yavrum hangisini kullanacaksın? Fx eşittir. Y eşittir. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 sana çok daha iyi gelmez mi? Çok daha kolaylaştırır işini. Şimdi buradaki x1 yerine bu gelmiş. x2 yerine de bu gelmiş gençler, görüyorsunuz. Bir de burada sana bir nokta vermiş. Bu noktayı da babasının hayrına vermiyor. Niye veriyor? Sen bu a'yı bulasın diye veriyor. Yoksa vermez. Ne gerek var değil mi fazla bilgiye? Neyse benim canım öğrencilerim. A'yı yazdım. X eksi eksi 5'ten x artı 5. Burası da x artı 3 oldu mu gençler? Çocuğum bak sana ne dedim ben? Şurada bir nokta vermiş dedim. Eksi 30. Ama bu eksi 30'un x değeri 0, y değeri eksi 30. Y yerine ben eksi 30 yazacağım. Eşittir a diyorum. X gördüğüm yeri 0 yazıyorum arkadaşlar. X'e 0 yazarsam, burası 0 olursa direkt 5 yazayım buraya. Buraya da gene 0 yazarsam burası ne olacaktır? 3 olacaktır. 15. A'mız bizim buradan ne olur sevgili arkadaşlar? Eksi 2 olur. Ne kadar da kolay. Peki buradan ne diyeceğim ben? Fx eşittir. Eksi 2 çarpı. Bak şurada yerleştiriyorum ha. Aha burada. Tamam. 2 çarpı x artı 5 çarpı x artı 3. Ay net ne kek sorular değil mi? Vallahi öyle. İnşallah hepiniz öğrenirsiniz, yaparsınız canlarım. Amaç o biliyorsunuz. Ay bak ne diyecektim. Arkadaşlar lütfen unutmayın ha. Yani bak bu benim için çok önemli. Lütfen unutmayın. Beğenmeyi, takip etmeyi, önermeyi ve yorum yazmayı. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Yorumlar benim için çok önemli. Hepsine dikkat ediyorum yani ne istiyor öğrenciler, ne diyorlar diye hepsini okumaya çalışıyorum ve cevap da vermeye çalışıyorum. Lütfen yorum da yazın. Neyse canlarım x kare artı bunları çarparsam 8x oluyor artı 15 diye buldum. Şimdi bunu dağıtırsam arkadaşlar belki buraya sığmaz diye korktum. Bir de benim burada videoyu alıyor o yüzden belki oraya da gelmez. Şuraya yazıyorum bakın. Şöyle diyeyim. Y eşittir. O da eşittir fx. O da eşittir. Eksi 2x kare. Şu eksi 2'yi dağıtıyorum canlarım. Şurada eksi 2'yi ne yapıyorum? Dağıtıyorum. Eksi 16x eksi 30. Hangi şık oluyor? Tabii ki A şıkkı. Hemen şimdi nereye geçtim arkadaşlar? 9. soruma geçmiş oldum. 9. sorumda bana ne diyor? Hemen şuraya yazayım. Fx eşittir diyor. X kare eksi 8x eksi 12. Fonksiyon alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar kolları yukarı doğru bir parabol varsa sen o parabolün en küçük değerini bulabilirsin. Ama dikkat edin değer diyorsa bakın buradaki size f'leri soruyor ha. Y'leri soruyor. Y'leri bulacaksın. Yani sen burada neyi bulacaksın? R mesela buradaki en küçük değerdeki R. Şimdi burada bir kabataslak bir de koordinat düzeyimi çizeyim. Şimdi bu ama kabataslak arkadaşlar kontrol etmeden çizdim. Yani hatalar olabilir. Burası R ya. Bak şimdi burası K. Çünkü en alttaki apsis değeri R. Yani sen burada Y'leri bulacaksın derken K'yı bulacaksın. Bak sana burada neyi soruyor? Tepe noktasının ordinatını soruyor. Sen öncelikle neyi bulacaksın? Bir apsisi bulacaksın. R neydi? Eksi B bölü 2 aydı.
Çocuğum eksimi yazdım. B'miz nedir? Eksi 8'dir. 2 çarpı 1. Al sana bu da ne oldu? 4 oldu. Yani K için FR. Yani F4 lazım. Yazarsam canlarım 4'ün karesi. Eksi 8 kere 2. 32. Eksi 12. Burası 16 çıkardım. Eksi 16 oldu canlarım. Eksi 12 de var. Burası ne oldu? Eksi 28. Aha da bu da bitti. Bu da gitti. Şimdi hemen nereye geçiyorum? 10. soruma geçiyorum. Bak bu sefer de en büyük diyor. Zaten çocuğum bak. Bu sefer de parabolün kolları aşağı doğru. Başkasını sormaz. Mesela şu soruda. Ama bir dakika o belki görünmez. Şuraya ben bir yazayım. Fx eşittir eksi 2x kare artı 12x artı 8 ya. Şimdi şu fx eşittir eksi 2x kare artı 12x artı 8'de kollar aşağı doğru. Kollar aşağı doğru olduğu için burada bir en büyük değer vardır. O da y'deki karşılıktır. Bak bunu da unutma. Bak bir daha söylüyorum. Bu da kabataslak. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Yanlış çizim olabilir bu. Bu kabataslak bir çizim ama ben buradaki neyi? Y değerini yani k'yı arıyorum. Peki x değeri de r'ydi. O zaman bir r'yi buluyorum. Eksi b bölü 2a. Eksimi yazdım. B yerine 12 geldi. Eksi artı 2 çarpı eksi 2'den arkadaşlar. Burası ne oluyor? 3 oldu. Yani ben neyi bulacağım burada? F3'ü bulacağım. Hemen bulayım. Eksi 2 çarpı 9. Şurada yazıyorum arkadaşlar. Burada yerine yazıyorum. Eksi 2 çarpı 9 artı 12 çarpı 3 artı 8. Burası ne oluyor? Eksi 18 artı 36 artı 8. Şurası ne oldu arkadaşlar? Artı 18, 8 de top 26 işaretliyorum. Diğer sorumuza geçiyoruz gençler. 11. sorumda bana diyor ki aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği x ekseni keser? Yavrum x ekseni kesmesi için ne gerekiyordu x ekseni kesmesi için? Deltası sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Ne gerekiyordu? Deltası sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Arkadaşlar A şıkkıyla başlayalım. Şimdi delta neydi? Bir de onu da hatırlatayım da size. B kare eksi 4AC'ydi. Şimdi burada ben A şıkkına baktığım zaman gençler size ben kendim nasıl çözersem bir soruyu gördüğümde öyle anlatıyorum. Ben olsam delta'dan gitmezdim. Şimdi arkadaşlar bir parabolde bunu hep söylüyorum ben bütün öğrencilerime söylüyorum. Y eşittir x kareyi tanıyacaksın. Çocuğum bu y eşittir x kare. Tamam mıyız? Bunu herkes kafasına yazsın ya. Yazın şu kafalarınıza. Y eşittir x karenin grafiği bu. Şimdi bak A şıkkına bakmanı istiyorum. A şıkkında bunu almış. Y değerini 4 birim yani şu her zaman fx eşittir y ya. Her zaman fx eşittir y bunu unutma. Her zaman neymiş? Fx eşittir y'ymiş. Burada aslında fx'e ne yapmış? Bu 4 birim artırıyor. 4 birim ne yapıyor bunu? Çoğaltıyor. Peki o zaman benim grafiğim şöyle olacaktır. Y eşittir nedir bu? X kare artı 4 olacaktır. Şu fx'e bu fx'i karıştırmayasınız ha. Ben sadece hani her zaman fonksiyonun adı neyse gx olabilir, ax olabilir. Her zaman y'ye eşit olduğunu söylemek için bunu söyledim. Dediğimi anladınız mı gençler? Şu x kare artı 4 diyorsa bu ne yaptı? Bunu yukarı kaldırdı. Dolayısıyla bu kesinlikle x ekseni kesmedi. Bu gitti. Şimdi b'ye bakın. Arkadaşlar b de çok basit. B'yi de aynı yöntemle size açıklayayım. Bakın aynı yöntemle açıklamak istiyorum. Bu y eşittir x kare ya. Bak burada y'ler artı. Çünkü x karenin işareti artı. Ama şurada mesela y eşittir eksi x kare olsa y'lerin işareti negatif oluyor bak çocuğum. Bu kimmiş? Y eşittir eksi x kare. Y'lerin işareti eksi yaparsa şu parabolü al ters çevir aşağı yapıştır yani bundan ibaret. Şimdi burada ne yapıyor? 2 birim aşağı indiriyor bak. 2 birim aşağı indireyim. Hadi onu da öyle indireyim. Şurası eksi 2 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu da ne oldu yine? X ekseni kesmedi. Şuna bakalım. Şimdi bunun deltasını hesaplamamız daha kolay tabii ki. C şıkkına bakıyorum. Dur rengimi yeşil yapayım. Şu yani karaladık da arkadaşlar bunu yanlış anlamayın. Yani bu cevap anlamında değil. Sadece ne? Yani hani C şıkkına bakıyorum demek için yaptım. Deltası neydi? B kare eksi 4AC'ydi. Bizim buradaki B yerine gençler kim gelmiş? Eksi 6 gelmiş. Eksi 6'nın karesi. Eksi 4 çarpı A yerine 1 gelmiş. C yerine eksi 1 gelmiş. Şimdi burada hiç hesaplamana bile gerek yok ha. Eğer sen bunun sıfırdan büyük olduğunu görüyorsan direkt bu x ekseni keser diyeceksin. Yani sen neyi arıyorsun? Delta büyüktür sıfır mı? Onu arıyorsun. Bir bakalım. Çıkacak ama bu öyle olacak göreceksiniz. Eksi eksin çarpımı artı 4. Yani 40 sıfırdan büyük olduğu için delta sıfırdan büyük oldu. Ve x ekseni iki noktada kesti. Bu var. Bu doğru. 11C. Şimdi D şıkkına bir kontrol edelim yine de arkadaşlar. D şıkkında bana ne vermiş? X kare artı 8x artı 17 demiş. Deltası yine B kare eksi 4AC ya arkadaşlar. Bakın burada A yerinde kim var? 1 var. B yerinde 8 var. C yerinde 17 var. Şimdi burada o zaman 8'in karesi eksi 4 çarpı
A yerinde 1 vardı, C yerinde de 17 vardı. Bunu kontrol edeceğim. Burası ne oluyor? 64 oluyor. Bunu çarparsam ne oluyor? 28, 4, 2 daha 68. Yani eksi 4 oldu, küçük 0. Yani bu da kesmedi. Aynı şekilde E'de işaretle incelerseniz o da kesmeyecektir arkadaşlar. Yanıtımız C şıkkı. Şimdi ne yaptık? Galiba son sorumuza geldik. Evet, son sorumuzdayız arkadaşlar. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği x eksenine teğet değildir? Yavrum, x eksenine teğet ise delta eşittir sıfırdır. Delta eşittir sıfırsa da benim şu fonksiyonumun ifadesi bir tam kare olmalıdır. Bak bu önemli, bunu kafana yaz. Tam kare olmalı. Tamam mıyız arkadaşlar? Bakın A şıkkına bakın. A şıkkı bir tam kare. X kare eksi 2x artı bir tam kare bir ifade. Dolayısıyla bu x ekseni teğet. Yani teğet değildir diyor ya. Teğet olduğu için tik attım. Yavrum bu da aynı şekilde. Bu da neyin? X artı 1'in karesi. Şu da x eksi 1'in karesi. Bu da teğet. Peki şuna bakın yavrucuğum, bu da tam kare değil midir ya? Tabii ki tam karedir. Bu da nedir? Yine aslında x eksi 3'ün tam karesidir. Önünde de eksi vardır. C şıkkı için konuşuyorum. Şimdi D şıkkı benim aradığım yanıt arkadaşlar. Gerçekten de böyle baktığınız zaman bunun delta sıfır değildir. D şıkkına bakarsak D şıkkı bir tam kare değil gençler. Gerçekten de bunun deltasını hesaplayacak olsam b kare eksi 4 ac ya. Bakın ne olur burası? B yerine eksi 8 gelmiş. Eksi 8'in karesi eksi 4. A yerinde 1 var arkadaşlar burada. X karenin katsayısı. C yerinde de eksi 15 var. Bu ne olur arkadaşlar? Sıfırdan büyük olur. Ama ben sıfır eşit olmasını istiyordum. Ne olur olursa 60 olur. Artı 60. Bu tarafta 64. Yani benim deltam sıfırdan büyük olduğu için x eksenine teğet değildir. Delta eşittir sıfır değildir. Bu da bir tam kare. E şıkkına da bakalım yine gençler. E şıkkında bir kontrol etmiş olalım. E şıkkında da ne var? X artı, pardon, eksi 10'un, değil mi? Eksi 10'un karesi var. Çünkü bunun iki katı da bakın ortayı veriyor size. Yani orada da bir tam kare var. Evet gençler, yine dersimiz bitmiş oldu. Ne yapıyoruz? Her zamanki isteklerimi ricalarım yani. Size söylüyorum, lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Takip edin, önerin ve yorum yapın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.